girerim dedim. Siz de şeyler söylersiniz. Antalya'nın yerli araştırmacı adamları. Hiç beklemediğim bir şey. Çok teşekkür ederim. İşte bu böyle atıyoruz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Antalya bu bağlamda, yani bizim bugün yaptığımız etkinlik bağlamında çok parlak geçmişi olan bir yer değil. Bu işte 15-20 seneden beri oluşan kamuoyuyla birlikte değerleri ortaya çıkaran bir anonim çaba var. Bu çabanın içinde bugün içinde bulunduğumuz müessesenin çok ayrı bir yeri var. Çok hoş bir yeri var. Bir aile rahatlığı içinde, huzuru içinde buraya gelip gerçekten uluslararası boyutta kimliklerle tanışma fırsatı buluyoruz. Çizgilerle, renklerle tanışma fırsatı buluyoruz. Bu büyük ayrıcalık bizim için. Ben Asim Bey'in ve hanımefendinin, hoca hanımın yaptığı konuşmada çok etkilendim. Azerbaycan'ın kültür elçilerinin ötesinde bir kimlikle buraya geldiler. Onun ötesinde bir misyonla gelmiş olduklarını fark ettim, en azından öğrendim. Asim Bey'i ben bir fotoğraf, bir resminden tanıyorum, hatırlıyorum. Kuvay Milliye miydi bizim derginin adı? O dergide kapaktı Atatürk'ün resmi. Neydi o derginin adı, hatırlayın lütfen. İsim... Kuvay Milliye dergisi. Kuvay Milliye'ydi galiba, yeniden Kuvay Milliye. O derginin kapağındaki resmiyle ben tanıyordum ama şimdi bugün ilk defa gördüm ve büyük mutluluk duyuyorum. Sizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum, sanat yaşamında. Ben Altın Portakal Vakfı adıyla bilinen Aksav'ın genel müdürlük ve başkan vekilliği görevlerini yürüttüm uzun süre. Orada büyük kısırlıklar içinde bu işi örgütlemenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. O nedenle bundan büyük kıvanç duyduğumu ifade etmek istiyorum yerinden. Size teşekkür ediyorum. Beyefendiye ve hanımefendiye de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.